Merhaba arkadaşlar, Bansorun serisinin yeni bir videosuyla beraberiz. Bu videoda büyüme döneminde besin seçimlerinden, makroların ayarlanmasından bahsedeceğim. Büyüme döneminde, yani bulking'de bildiğiniz gibi bir kalori fazlalığı oluşturmamız lazım. Yaktığımız kaloriden fazlasını almalıyız ki vücudu anabolik duruma sokalım. Büyüme moduna sokalım. Diğer videoda bahsettiğim gibi bulking dönemini orta seviye ve ileri seviye sporcularda ayırmayı tavsiye ediyorum bulking ve definasyon olarak. Bulking dönemi ne kadar süre tutulmalı gibi sorular da vardı. Bu tamamen sizin kararınıza bağlı ve ulaşmak istediğiniz hedefe bağlı. Ancak şöyle hedefler koymayın. Ben bunu pek gerçekçi bulmuyorum. İşte bir ayda 5 kilo alacağım. Ben bu bulking'de 90 kiloya çıkacağım, 80 kiloya çıkacağım, işte bu diyette 70 kiloya ineceğim. Hayır arkadaşlar, böyle şeyler, hedefler koymak hem gerçekçi değil hem de gerek yok. Kendinizi kısıtlamanıza gerek yok. Girin, gidişatı izleyin, haftalık, bakın durumunuza. Fazla mı yağlandınız? Kaloriyi biraz azaltın, balıktan bahsediyorum. Ya da kilo almanız durdu, biraz daha kaloriyi yükseltebilirsiniz. Şu öncelikle tabii kilomuzu sabit tuttuğumuz kaloriyi bulmamız lazım. Çoğu insan bu konuda yanlış hesaplıyor. Çünkü yağ oranlarını olduğundan çok daha düşük sanıyorlar. Böyle hesaplayınca da adam %20, %17-18 yağ oranı var. %10'dan hesaplıyor. Maintenance, yani kilosunu sabit tuttuğu kalorisi 3000 çıkıyor ama halbuki 2500 zaten bu hesaplanan kalori alsa bile bulk yapacağı için, bir de bunun üstüne koyduğunda fazlaca yağlanıyor arkadaşlar. Ayrıca yani bu çok önemli. Yağ oranı genelde sandığımızdan daha yüksek. Bu herkes için geçerli. Hani internette bize sunulan, gösterilen görseller, işte salonların güzel ışıklarında karın kasımızı görmek yağ oranınızın %10 olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yani buna biraz dikkat etmelisiniz. Bulk'ta da diyette de ben bel ölçüsünün takibini çok önemsiyorum. Benim şöyle bir taktiğim var. Bel ölçüsünü her zaman alırım sabah aç karnına. Kilomu da sabah aç karnına tartarım. Kas gelişimi için de diğer bölgelerin ölçülmesi çok mantıklı değil. Yani bir omuzu bugün böyle durursun, yarın böyle durursun. O bile birkaç santim fark eder ama kolu ölçebilirsiniz. Bu da iyi bir seçenek olabilir. Ha, kol tabii kısa vadede ne kadar gelişir? Çok hızlı gelişen bir şey değil ama en azından bir fikir sahibi olmanızı sağlar. Dediğim gibi bulk'ta karın kaslarınızı tamamen kaybetmemelisiniz ki yağ mı aldınız, kas mı aldınız, bir süre sonra bunu ayırt edemeyebilirsiniz yani. Aşırı bir bel ölçüsü artışı demek hızlı yağlanma demek. O zaman kalorinizi biraz kısmanız gerekebilir. Bulk'ta besin seçimlerine gelirsek arkadaşlar, glisemik indeks mevzusu var. Glisemik indeks bildiğiniz üzere besinlerin insülini tetikleme miktarı, tetikleme hızı da diyebiliriz buna. Bulk'ta biraz daha definasyona göre biraz daha rahat olabiliriz. Rahat bir diyet uygulayabiliriz yani. Katı bir tavuk, pilav ya da kahvaltıda sadece yulaf gibi bir diyetle kendinizi bence sıkmanıza gerek yok. Özellikle kış döneminde, çok define olmak istemediğiniz dönemde sabahları gayet ekmek de yiyebilirsiniz. İşte ara sıra şekerli tatlılardan da yiyebilirsiniz. Ancak bunları tabii ki sınırında tutmanız lazım, abartmamanız lazım. Sonuçta olay kalori girdisi çıktısı şeklinde. Hani burada biraz if it fits your macros diye bir diyet var. Belki bilenleriniz vardır. Yani şimdi ben diyelim ki makrolarımı hesapladım. Ben 500 gram karbonhidrat alacağım günde. Bunu işte pirinçten de alsam, yulaftan da alsam, beyaz ekmekten de alsam aynı ya da hatta şekerden de alsam aynı diye savunan bir diyet sistemi. Buna daha detaylı değineceğim. Böyle bir sistemden evet biraz faydalanabiliriz ama tüm diyetimiz böyle olduğunda arkadaşlar hormonlarımız
alt üst olacaktır uzun vadede. Yani insülin direnciyle karşılaşacağız. İnsülin anabolik bir hormon. İnsülin direnci olduğunda anabolik aktivitede, yani şekerden görmemiz gereken, karbonhidrattan görmemiz gereken anabolik aktivite vücudumuzda azalmış olacak. Uzun vadede böyle sıkıntılar olacak. Ama dediğim gibi balık da zaten çok yüksek kalori alındığı için bu tarz cheat meal'leri öğünlerin içine yerleştirebilirsiniz. Böylece onların glisemik indeksi de düşebilir. Her zaman şunu söylüyorum. Atıyorum bir tatlı mı yiyeceksiniz? Onu aç karnına direkt yediğinizde çok çabuk sindirilecek, çok daha fazla insülini çok daha hızlı yükseltecek. Muhtemelen çoğu yağ olarak depolanacak. Ancak onu bir öğünün sonuna koyduğunuzda, özellikle o öğünde yağlı bir öğünse, tabii ki iyi yağlardan bahsediyorum, o tatlı glisemik indeksi dolaylı yoldan biraz daha düşmüş olacak arkadaşlar. Çünkü sindirimin bir süresi var, çeşitli aşamaları var. Bu şekilde yönetebilirsiniz. Ayrıca tatlı haklarınızı ya da cheat meal haklarınızı antrenmana yakın zamanlara koyun bence. Eğer yağlı bir öğün cheat yapacaksanız öncesine koyabilirsiniz. Şekerli yapacaksanız insülini aktif etmek için antrenman sonrasını koyabilirsiniz. Antrenman öncesi neden tatlı koymanızı tavsiye etmem. Yine antrenman öncesi en güzel öğününüz olsun. Kompleks bir karbonhidrat, güzel bir protein kaynağı. Yağdan biraz fakir olmasını tavsiye ediyorum ben balık döneminde. Yani her dönemde antrenman öncesi öğün bence yağdan az olmalı. Çünkü ana yakıtımız bizim bu antrenmanlarda karbonhidrat arkadaşlar. Hem de yağ sindirimi de yavaşlattığı için boş bir mideyle gitmenizi zorlaştıracaktır antrenmana. Onun dışında yağları genelde sabaha ya da geceye koymayı ben tercih ediyorum. Proteinleri de antrenman öncesi öğünümde proteini biraz az tutuyorum. Yani bayağı bol karbonhidrat ağırlıklı bir öğün alıyorum. Antrenmandan sonra biraz daha protein ağırlıklı bir öğün alıyorum. Dönem dönem insülini yükseltmek için biraz daha hızlı sindirilen karbonhidratlar kullanabilirsiniz. Ancak kesinlikle abartmamanız lazım arkadaşlar. Yani şöyle bir örnek vereyim isterseniz size. İnsülin kullanımında bile, yani bodybuilderların dışarıdan aldıkları insülinde bile ünite başına 8 maksimum 10 gram basit şeker alınıyor. Bu ne demek? 5-6 ünite kullanılır çoğu zaman en fazla. Bu da 60 gram eder, yani kocaman dev bir adam için. O yüzden bir kutu jeli, bir paket jelibonu ya da kocaman bir tatlıyı bitirip insülini yükseltmeye çalışmayın. Bu çok az bir miktar. Yani ufak bir glikoz içeren meyve suyu olabilir. Ufak bir yağsız tatlı olabilir. Yağ olmaması çok önemli. Bu şekilde yapabilirsiniz. Balık döneminde intermittent fasting tarzı diyetler bence mantıklı değil. Bunu da detaylı olarak konuşacağız. Intermittent fasting ne zaman mantıklı, ne zaman değil. Ama ben balık döneminde mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Zaten insülin aktivitesiyle geçireceğimiz bir dönemde öğünleri bölmek bence çok daha mantıklı arkadaşlar. Ayrıca fazla kalori almak sindirim sistemi için bir anda çok büyük bir yük oluşturacaktır. Bunları da detaylarıyla konuşacağız. Balık döneminde yapmanız gereken antrenmana gelirsek haftanın 5-6 günü çalışabilirsiniz, vaktinize bağlı. Ancak 3-4 günde tabii ki yeterli olacaktır. Antrenman sistemi güce dayalı ve izole hareketlerle kombinlenmiş şekilde olacak. Balk döneminde biraz gücünüzü arttırmaya, güç inşa etmeye çalışın ki definasyonda o arttırdığınız gücü miyofibril hipertrofisini kullanabilin. Sarkoplazma ile kaslarınızı dolu tutabilin. Sadece pump hissiyatına göre antrenman yapmayın arkadaşlar balk döneminde. Kardiyodan biraz bahsedelim. Yine kardiyonuz haftada 1-2 kez olsun en az. Yani herkes yapamıyor. Ben de yapamıyorum açıkçası şu dönem. Hani ben en iyi yapabileceğiniz nasıl olur o şekilde anlatıyorum. Yapabilirsiniz kardiyo. Ancak ben low intensity öneririm kardiyoda. HIIT kardiyo pek tercihim değil. Çünkü zaten 5-6 gün antrenman yapıyorsanız bile HIIT kardiyonun
stresi vücuda çok fazla yük bindirir. Low intensity'de hem kalori yakarsınız, hem parasempatik sistemi aktive ederek iyileşmenizi, rekor sürenizi kısaltırsınız. Böyle genel aklıma gelen başlıklardan bahsetmek istedim arkadaşlar bad dönemiyle ilgili. Bu konuları tek tek daha detaylı şekilde de girmeyi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.